Bu derste de bir diğer önemli koleksiyon yapısı olan maplerden bahsedeceğiz. Mapler aslında sözlüğe benzetilebilir. Mesela bir sözlüğe bir kelime aradığınızda, atıyorum araba kelimesini arıyorsanız, arabayı bulursunuz, karşılığında da bir tanım vardır, değil mi? Ve o sözlükte arabayla ilgili ikinci bir tanıma rastlamazsınız. İşte buradaki map yapısı da key value olarak değerlerimizi saklayacağımız bir koleksiyon bize sunuyor. Ne demek istiyorum? Bir yapı olduğunu düşünün. Mesela ben burada ID diye bir alan tutuyorum. 1, 2, 3 yazıyor. Ad diye bir alan tutuyorum. Orada Emre yazıyor mesela. İşte TC diyorum. Orada da uzun bir integer sayı yazıyor. Değil mi? Bu şekilde. İşte burada ben atıyorum Emre adını, Emre değerine ulaşmak istiyorsam key olarak, yani anahtar olarak adı kullanacağım. Value yani değer olarak bana Emre'yi verecek. Buradaki ID benim key'im yani anahtarım. Değeri yani value'su ise 1, 2, 3. TC benim key'im. Bu da onun değeri. İşte bu şekilde verilerimizi tutuyoruz. Bazı durumlarda mesela Firebase gibi bir real time database ile uğraşıyorsanız çoğu zaman sizden verilerinizi bu şekilde bir map olarak server'a yollamanızı isteyebilir. Farklı yerlerde de yine kullanımları mevcut. Uygulama geliştirirken bunları kullanacağız. O zaman sıfırdan başlayalım. Bir map oluşturarak başlayalım. Bunun adına map deniyor ve hash map olarak benim değerlerimi saklıyor. Yine değerlerimi saklarken sıralı değil, sıra dikkate alınmadan saklıyor. Aynı set gibi, yani listeler gibi çalışmıyor. Bunu tanımlarken şöyle ne diyelim bunlara? Elmas işaretini yapıyoruz ve ilk olarak bu, hani demin yazdım ya, ID'dir, name'dir. Bunların türü ne olacak? Genel olarak string'leri kullanabiliriz. Tabii buraya integer da diyebiliriz. Herhangi bir kısıt yok bu konu hakkında. Peki ben key olarak string bir değer verdim. Mesela adı verdim. Bunun karşılığındaki değerin veri türü ne olacak? Buraya herhangi bir veri türü gelebilir diyorsanız ne yapmanız lazım? Object demeniz lazım. Yok eğer benim bunun karşısında da yine string veriler olacak diyorsanız bu sefer buraya string yazıyorsunuz. Mesela kişiler eşittir map diyerek bunu tanımlıyorum. Peki bunun kullanımı nasıl oluyor? Şöyle kişiler dedikten sonra köşeli parantezlerimi açıp string olacağını söylediğim için burayı string olarak belirtmeliyim. Bu benim key'im yani anahtar değerim. Şimdi ise value'sunu yani değerini yazacağım. Ne zaman ki ben kişiler at dediğimde benim karşıma gelmesini istediğim veriyi yazacağım. Onu da ben string tanımladığım için buraya Emre yazmak zorundayım. Yani string olarak yazmak zorundayım. Mesela kişiler dedim. Bu sefer buraya ne diyelim? Yaş değeri. Bakın ben buraya gidip 30 yazarsam hata verecek. Çünkü bu değerin ben string olacağını söyledim. O yüzden buraya integer bir değer veremem. Ya gidip bunu bu şekilde yazmam lazım. Ya da buraya verdiğim bu integer değeri buraya atamadan önce toString diyerek string'e çevirmem lazım ki herhangi bir problem yaşamayayım. Ama diyorsunuz ki hocam ben yaş deyince integer bir değer istiyorum. Burayı böyle 30 olarak vermek istiyorum. O zaman burayı bütün verileri kapsayan yani her türlü veri tipinin en üst sınıfı olan object olarak tanımlamanız lazım. Böylece artık ben buraya istediğim değerleri atayabiliyor duruma geleceğim. Mesela cinsiyet diyelim. Ya da şöyle diyelim erkek mi? Buna da boolean değer verebilirim mesela true gibi. Eğer ben bu objekti integer, string gibi sınırlı bir veri türü yaparsam haliyle bu atama doğru olmayacaktır. Çünkü yaşa ben integer verdim, buna boolean verdim ama demişim ki değer olarak string olacak. Bu doğru olmuyor. Genel türleri kapsaması adına burayı object vermemiz gerekli. Evet, map'imize değerleri bu şekilde veriyoruz. Daha sonra neleri öğrenmiştik? Yani map'i oluşturduk ve mesela. Bunu ne yaparız? Elemanlarını gezmek isteyelim. Elemanlarını gezerken de farklı farklı yollar var. Mesela sadece key'leri gezmek isteyebilirsiniz. At gibi, yaş gibi, erkek gibi. Gelin önce ona bakalım. For dedim. Şimdi benim key'lerim string türde, değil mi? O yüzden buraya string bir veri türü tanımlıyorum. In dedikten sonra ne diyeceğim? Kişiler. Nokta. Kişiler demem yetmiyor. Bu kişilerin ben nelerini gezmek istiyorum? Anahtarlarını. Böyle yazıp ekrana bunları bastıralım. Key değeri dedikten sonra dolar key diyerek bunu yazdıralım.
F5'e basıyorum. View'dan konsolu açtım. Gördüğünüz gibi bu map'in, yani kişiler map'inin at, yaş, erkek mi gibi değerleri, yani key'leri varmış. Benzer şekilde bu sefer bu for'u kopyaladım. İsterseniz şuraya bir de şöyle yıldız yapalım. Birbirlerinden ayrılsınlar. Bu sefer de value, yani değerlerini gezmek istiyorum. Buraya değer diyoruz. Buraya da değer diyoruz. Case değil, values. Dediğimde bu sefer Emre, 30 ve true değerlerini ekranda görmem lazım. Burada bir hata aldık. Şimdi bir bakalım. Durduruyorum. Şimdi ben burada dedim ki değerin string olacağını söyledim. Halbuki burada Emre tamam bir string olabilir ama 30 ve 30 gibi integer, true gibi bir boolean değer var. O yüzden sadece string'i burada kullanamam. Buraya object demem lazım. Zaten burada value'ların object, yani herhangi bir türde olacağını söylediğim için. Ve bunu yaptığımda gördüğünüz gibi değerlerimi gördüm. Peki hocam, ikisini aynı anda görmemiz mümkün mü? Yani key 2 nokta karşısına değeri gibi. Burada da yine anlatmadık. Hani daha oraya gelmedik. Lambda expression'ın aslında bunu yapabiliriz. Şöyle kişiler nokta for each dedikten sonra şöyle üzerine gelirsek bakın ne diyor? String object, yani bu neydi benim şuradaki map tanımımdı değil mi? Öncelikle buraya parametre olarak değerleri yaz diyor. Bir function, yani bir ayrı bir fonksiyon bekliyor aslında benden. Buraya string diyorum. String olarak verdiğim key'lere key dedim. Ya da şöyle diyelim, anahtar. Bu da değer. Türkçe yazalım. Ve bunları kullanırken fat arrow, yani kısa gösterimini yapıp sonrasında da print diyerek bunları ekrana basabiliriz. Ne diyelim? Key dolar anahtar value dolar değer. Bunu yaptığımızda ne yapacak peki? Key'in karşısına value'sunu yazacak şekilde benim map'imi yazdıracak. Tamam. F5'e basalım. Gördüğünüz gibi key at, value'su Emre. Key yaş, value'su 30. Erkek mi, value'su true şeklinde map'inizi böyle gezebilirsiniz. Veri atamayı bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında setlerde gördüğümüz contains diye bir metot burada da mevcut. Şuraya bir ayraç koyalım. Mesela şunu yapabilirsiniz. Print dedikten sonra buraya gelip işte neydi? Kişiler dedikten sonra ben bunun mesela yaş değerini yazdırmak istiyorsam. Yani sonuçta benim key'im yaş ya. Hani sözlükte yaşın karşılığına bakıyorum. Karşısında 30 var. Bu ifade bana ne yapması lazım? 30 değerini döndürmesi lazım. Bu şekilde. İşte kişiler nokta contains. Bakın anahtarlarda böyle bir anahtar var mı? Değerlerde böyle bir değer var mı gibi kontroller yapmamız mümkün. Bir de update diye bir metodumuz var. Ondan bahsedeyim. Update dediğinizde burada ilk olarak mesela yaşımızı güncelleyelim. Key olarak yaş dedim. Update olarak da buna 35 dedim. Bunu tabi bu integer bir değer olacak. O yüzden buraya 35 yazdık. Böyle bir kullanım olmuyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu biz buradaki value'ların ne olacağını söyledik. Object olacağını söyledik. Burada direkt integer yazamıyoruz. To object şöyle yapalım. Öncelikle şunu bütün elemanları gezmeden önce tanımlayalım. Şuraya. Burada yapmamız gereken şu, öne object diye bir yeni yaş diyelim buna, bir değişken tanımlıyorum ve bunun 35 olduğunu söyleyeceğim. Sonrasında da bunu ne yapacağız, buraya geçeceğiz ve bunları yaptıktan sonra çalıştırdığımda niye olmadı, şöyle bir durduralım. Bu ama integer değil ki. Yeni yaşa geçtik.
Bunu hala integer olarak görüyor. Garip. Object desek. Pardon arkadaşlar. Update kısmı bu şekilde kullanılmıyor. Çok saçma işler yapıyoruz. Update kısmının tanımına da bakarsak aslında bizden yeni bir metot bekliyor ki bu metot şu şekilde olacak. Yani yine lambda bir expression diyeceğiz. Diyeceğiz ki value kısmına fat arrow dedikten sonra ne yapacağız? Bunu yani bu yeni gelen değerin ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu value kısmına gelecek olan değer yaşımı mesela 32 yapacağım. Sonrasında F5'e bastığımda evet gördüğünüz gibi çalıştı. Bunları lambdaları görünce çok daha iyi anlayacaksınız. Daha sınıfları vesaire göreceğiz. O zaman zaten bu nokta add dememiz, nokta update demenin ne olduğunu falan göreceksiniz. Ama şu an için kullanımını bilmeniz yeterli. En azından map deyince ne gibi bir kullanımı var, ne gibi durumlarda kullanılıyor bilmeniz yeterli. İşte böyle key value olarak değerleri saklamamız gerektiği durumlarda biz maplerimizi kullanacağız. Evet, map'i tanımlarken bu şekilde tanımlayacağımız gibi son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Map deyip map dedim. İlk önce benim anahtarım ne olacak? String. Ve aslında buraya var deyip de geçebiliriz. Hani bu biraz daha açıklayıcı olsun diye böyle uzatıyorum. Yoksa buraya gelip var map yapım eşittir map diyerek de bunu tanımlayabiliriz, değil mi? Ama şimdilik arka planda dönen mantığı çözmek adına buraya key değerini string verdim. Daha sonra buraya atıyorum integer diye bir value vereceğim. Ülke ya da şehir tel kodları diyelim buna. Eşittir deyip bunun tanımını şu şekilde de yapabilirim. Süslü parantezleri açtım. Ve Ankara diyelim. Daha sonra da buraya iki nokta koyup yani bu benim key'im Ankara deyince bana neyi verecek? Integer olarak 0312. Bursa diyelim. İşte 0224. İzmir diyelim. Bu da nedir? 0232 miydi? Önce öyle bir şey olması lazım. Bu şekilde de tanımlarımızı yapabiliriz. Ve daha sonra ben buraya gelip Ankara'nın alan kodu nedir diye sorduklarında ne yazabilirim? Dolar. Süslü parantez. Sonrasında şehir tel kodlarını çağırıp bunun neyi? Hani key ne olacak? Ankara. Bu şekilde belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi Ankara'nın alan kodu 312 dedi. Ben buraya İzmir yazarsam ne verecektir bana? 232 değerini. Evet, map'i böyle de tanımlayabiliyoruz. Ya böyle ya da bu şekilde. Nasıl gezeceğimizi, metotlarından vesaire bahsettik. Umarım anlaşılmıştır. Map yapısı da temel olarak böyle özelliklere sahip. Bir sonraki derste görüşmek üzere.